Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün Hello Mod Kit programını nasıl kullanacağınızla ilgili detaylı bir videoyla karşınızda olacağım. Nasıl mod indiririz, modları nasıl Hello Mod Kit'e yükleriz, nasıl oynarız, modun içinde nasıl değişiklikler yaparız, ışığını kısma, açma, bıyıklıyı kocaman yapma, bıyıklıyı değiştirme falan ne ararsanız bu videoda olacak. Hadi bakalım başlayalım. Evet, hemen hızlıca başlayalım arkadaşlar. İlk olarak modlar nasıl indirilir arkadaşlar? Çok basit. Hemen Google Chrome'u açıyorsunuz. Google'un arama butonuna ModDB yazıyorsunuz. Enter'lıyoruz ve Google arama ekranında gelen ModDB sitesine giriyoruz. Yine gelen ekranda ModDB sitesinde şurada Mods diye bir buton var. Mods butonuna tıklıyoruz. Gelen sayfada arkadaşlar Game olan sekmeyi, yani şu sekmeyi açıp burada Hello Neighbor'ı buluyoruz. Evet, Hello Neighbor burada arkadaşlar. Hello Neighbor'a tıkladığınızda ve sağ taraftaki Search butonuna tıkladığınızda Hello Neighbor modları karşımıza gelecektir. Buraya aşağı arkadaşlar birçok Hello Neighbor modu var. Bakın bir sayfada belki 20'ye yakın mod var. Bunun gibi 24 sayfa var. Yani burada inanılmaz mod bulabilirsiniz. Herkes yaptığı modları neredeyse buraya atıyor. Şuradaki Edit sekmesine tıklarsanız karşınıza en son yüklenen modlar gelir. Buradan herhangi bir modu şimdi seçelim. Örneğin şurada ACT1 Plus diye bir mod var. Neden bunu seçiyorum arkadaşlar? Çünkü karanlık bir mod. Size ışıklarla ilgili detayları göstereceğim için hemen buna tıklıyorum. Tıkladığım an karşıma gelen ekranda burada ACT1 Plus modunu indireceğim ekran karşıma geliyor. Tabii şu yukarıdan Files butonuna tıkladığınızda da yine aynı şekilde indireceğiniz modun bulunduğu sayfayı açabilirsiniz. Gelen ekranda buradaki resmin üzerine tıklıyorum ve karşıma indirme ekranım geldi. Burada Download Now butonuna tıklıyorum. Ve karşıma bir reklam açıyor arkadaşlar. Bu reklamı ekranın sol alt köşesinde indirme sayfası, yani indirme işareti çıkarana kadar bekleyeceksiniz. Şu an modumuzu indirmeye başladığı için buradan gelip burayı kapatabilirim. Sol alt kısımda mod indirmeye başlamadan bu ekranı kapatmayın, modunuz inmez. Şimdi ekranı kapatıyorum. Modum inmeye devam ediyor. Modumuzun inmesi tamamlandı. Şuradaki oka tıklayıp klasörde göster butonuna tıklayarak modumuzu bulabiliriz. Ben bunu buradan kesiyorum, kopyalıyorum, fark etmez. Ben kesiyorum, kopyalayabilirsiniz. Masa üstüne gelip buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Artık modumu indirdim. Bu arada arkadaşlar, bilgisayarınızda WinRAR programı kurulu olması gerekiyor. WinRAR programı kurulu değilse modları dosyasından çıkarma imkanınız olmayacak. O yüzden bilgisayarınızda WinRAR programını kurmayı da unutmayın. Modumuzu indirdik arkadaşlar. Mod Kit programımız da elimizde. Bu arada Mod Kit programını indirmeyi bilmeyen arkadaşlar Epic Games'e girip orada Hello Mod Kit yazarak aratıp bulup indirebilirler. Bilgisayarı olan arkadaşlar sadece bunu yapabiliyor. Şu an modlar daha henüz telefonlarda yapılabiliyor mu, kullanılabiliyor mu bunu bilmiyorum. Ama birazcık güçlü bir bilgisayarınız varsa mod programını açıp her modu indirebilirsiniz. Şimdi modumuzu indirdik. Evet, Mod Kit programımızı açıyoruz arkadaşlar. Çift tıkladım Mod Kit programına ve Mod Kit programı açılıyor. Burada arkadaşlar şu yüklenen ekranda %45'te takılıyor diyen arkadaşlarınız var veya %45'in dışında farklı bir yerde takılabilir. Arkadaşlar bu bilgisayarının hızına göre ilk kurulumda takılma yapar. Belli bir süre bekler ve kesinlikle açar. Belki 10 dakika, belki 15 dakika bile o ekranı bekleyebilirsiniz. Bekleyin kesinlikle. Takıldığında takıldı diye düşünmeyin. Gidin bir çay için gelin, o açacaktır. Sadece hani bilgisayarınız o sırada belli yüklemeler yapıyordur ve o yüzden açılmıyordur. O yüzden onu problem etmeyin. Evet, ModKit programımız açıldı ve karşımızda bir ekran var. Bu önemli bir ekran değil. Bunu kapatıyoruz ve karşımızda bu şekilde bomboş ve kendisinin hazırladığı, yani otomatik olarak ModKit programının içinde bulunan bir mod bulunuyor. Buna mouse'unuzu o ortadaki ekrana sağ tuş tıklayarak, basılı tutarak klavyenizin yön tuşlarıyla bu modun içinde gezebilirsiniz. Bu mod otomatik geliyor arkadaşlar. Bunun dışında biz şimdi mod yükleyeceğiz. Az önce modumuzu indirdik. Şimdi onu nasıl Hello Mod Kit programının içine yükleyeceğiz. Arkadaşlar yapmanız gereken ilk olarak şu. Ekran ilk açıldığında bu şekilde karşınıza gelecek. Sol kısımda bir tane, şurada bakın, bir tane buton var. Buna tıklayıp Content klasörünün olduğu yeri bizim açmamız lazım. Yani şu an Content klasörü bu benim alt kısımda bir yerde görüyor olmanız lazım. Orayı açacaksınız arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra da şu sağ alt kısımda bulunan Vive Option denen bir buton var. Buna tıklıyorsunuz. Yukarı doğru geliyorsunuz ve burada Show Plugin Content isimli bir tik var. Bunu aktif hale getiriyorsunuz. Bakın sol menüde bazı klasörleri bizi aktif hale getiriyor. Ben açıp kapatıyorum.
görmeniz açısından hemen bu alt kısımda bakın content'in altında birçok klasörü aktif hale getiriyor. Bu show plugin content açık olmalı. Birinci olarak bunu yaptıktan sonra da burada sağ tuş tıklayıp buradaki menüde şu an bir dakika bu menüyü ben kapatıyorum. Kendimi bir kenara çekeyim. Tamam kendimi ortaya aldım arkadaşlar. Evet şimdi burada content'e sağ tuş tıklıyoruz arkadaşlar ve show in explorer denen butona yukarıda tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra karşımıza bir ekran geliyor. Kendimi yine eski yerime alayım. Dur. Tamam kendimi eski yerime aldım. Şunu da şöyle kenara çekeyim. Biraz daha rahat görün. Burada arkadaşlar yapacağınız şey bu dizinde şu yukarıda content ve yanında Hello Neighbor var. Hello Neighbor'a tıklıyorsunuz ve Hello Neighbor'ın kurulu olduğu klasörün içindeki klasörleri bize gösteriyor. Burada bizim için önemli olan plugins klasörü. Plugins klasörüne sağ tuş tıklıyoruz ve aşağıdan doğru gönder butonuyla beraber masa üstüne bunda bir tane kısa yol oluşturuyoruz. Artık masa üstünde kısa yolumuzu oluşturduk. Burayı kapatabiliriz arkadaşlar. Ve buradaki ModKit programımızı da aşağı alıyoruz. Ve artık masa üstümüzde plugins'in kısa yol dosyası oluşmuş durumda. Yapacağımız şey buradaki ACT1 Plus denen bizim modumuzu bunun içine atmak. İsterseniz böyle tutup sürükleyip atabilirsiniz. İsterseniz de sağ tuş tıklayın. Kopyalayıp veya kesip diyelim ki kopyalayıp bu klasörün içine çift tıklayıp girip buraya yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi WinRAR aracılığıyla bunu buraya çıkarmanız gerekiyor. Yani sağ tuş tıklayıp WinRAR programı kurulu olduğu için bakın burada bana seçenekler sunuyor. Buraya ayıkla butonuna tıklıyorum. Bu İngilizce olarak kurmuşsanız Exit Here şeklinde bir yazı çıkacaktır. Ona tıkladığınızda yine bu şekilde klasörümüzü buraya çıkarmış oluyoruz. Yukarıda bakın ACT1 Plus diye biz artık modumuzu kurduk. Şimdi yani daha doğrusu modumuzu ModKit programının içine attık. Burayı kapatıyorum. Plugins klasörümüz hep burada dursun ki istediğimiz kadar modu kurabilmemiz için bize yardımcı olacak klasörümüz bu. Bunu kurduktan sonra arkadaşlar tekrar ModKit programına geri dönüyorum. Modumuz şimdi benim tam şu alt kısımda content'in altında bir yerde olması lazım. Bakıyoruz ki burada bizim modumuz yok. Bunların hiçbiri bizim modumuzun ismi değil. Bizim modumuzun adı neydi? ACD1 Plus. Bunu görmek için arkadaşlar önce bu programı kapatıyoruz. Yeniden başlatmamız lazım. Programı kapatıyorum arkadaşlar ve yeniden çift tıklayarak ModKit programını açıyorum. Açıkken yüklediğinizde modu görmüyor. Ama program kapalıyken modu plugin klasörüne attığınızda direkt modunuzu görecektir arkadaşlar. Şu an ModKit programını yeniden açıyorum. Evet ModKit programımız açıldı. Hemen şurada genel sayfamızı kapatıyorum. Evet ekranımızda yine klasik kendi modu var. Şuradaki content klasörünü şöyle kısıyorum. Bakın burada ACT1 Plus content klasörümüz geldi. Yani modumuzun klasörü artık ModKit programının içine girmiş oldu arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey burada Maps klasörünü bulmak. Bakın burada şu an karşımda Maps diye bir klasör yok. O yüzden şu klasörün içine bir giriyorum. Bakıyorum ha burada Maps klasörümüz var. Hemen buna çift tıklıyorum ve karşıma bölümlerimiz geldi. Bakın arkadaşlar 1, 2. 2 tane bölümü var arkadaşlar bunun. Birisi büyük ihtimal normal bölümüdür. Diğeri de basement yazan da %90 arkadaşlar mahzen bölümleridir. Ben öncelikle şu ana bölümümüzü yani birinci bölümü açmak istiyorum. Bunu açmak için buradaki ekrandaki simgeye çift tıklıyorsunuz. Sol tıkla çift tıklıyorum. Ve modumuzu bakın ModKit programımızın içine artık yüklemeye başladık. Bu ekran tamamlandığında ekrana modumuz gelecek. Şu an modumuz ekranımıza geldi. Sağ altta da yine yüklemelerini yaptı. Bakın ekrana şuradaki mouse'umuzu buradaki küçük ekrana getirip sağ tuşa basılı tutuyoruz. Ve klavyemizin ileri geri tuşlarıyla modun içinde hareket edebilirsiniz. Burada herhangi bir değişiklik yapacağımızda yapacağımız işlem bu. Öncelikle modu bu karanlık haliyle bir başlatalım. Başlatmak için arkadaşlar ilk ayarınız şu. Şu yukarıdaki play sekmesinin yanında küçük bir ok var. Buna tıklıyorsunuz ve buradan en alt kısımda Advanced Settings diye bir ayar var. Buraya giriyorsunuz ve burada da şurada ekran ayarlarınız var arkadaşlar. Monitörünüzün ekran boyutuna göre burada oyunu oynayacağınız yani modunu oynayacağınız ekran boyutunu ayarlamanız lazım ki modu tam ekran oynayabilirsiniz. Benim monitörüm 1920x1080 ayarında olduğu için şu an bunu 1920x1080 olarak ayarladım. Bunu ayarlayıp buradan kapattığınızda modunuzu açacağınız ekranı ayarlamış oluyorsunuz. Bundan sonra yapacağınız şey de yine buraya tıklayıp burada modu hangi ekranda oynamak istiyorsunuz? New Editor Window dediğiniz ekran size bir pencere açar ve orada oynatır. Standalone Game denen ekranda direkt oyunu açıp size oyunun içinde oynatır. Ben genelde hızlı açılması için New Editor Window'u kullanıyorum ama oyundaki
grafik ayarlarını düzenlemek istiyorsanız standalone game'de de oynayabilirsiniz. İlk olarak arkadaşlar ben bu oyunu hemen size göstermek adına New Editor Window'da başlıyorum. Evet, New Editor Window'da tıkladık arkadaşlar, modumuz karşımıza geldi. Bakın şu an modum karşımda ve modu oynayabilir haldeyim. Şimdi modda şöyle gezdiğinizde bakıyorsunuz, mod inanılmaz karanlık bir mod. Her taraf karanlık, yıldızlar var. Yani bu bir gece modu. En çok sorulan sorulardan biri, abi bu modu nasıl gündüze çeviririm? Hemen çevirelim. Şimdi moddan çıktık ve ModKit programımızın ana ekranına geldik. Öncelikle bu modumuzu şöyle güzel bir gündüz haline bir çevirelim bakalım. Yapacağımız şey şu sağ kısımda bu mod programımızın arkadaşlar dosyaları, yani içinde düzenleme yapabileceğimiz dosyaları gösteriyor. Burada üst kısımda ışıkları ayarlamamız için light yazmamız lazım. Hemen şöyle yazıyorum, LIGHT. Yani Türkçesi bu. LIGHT yazdığınızda burada ışıklarla ilgili birçok seçenek karşımıza çıkıyor. Bizim derdimiz ne? Ortam ışığını düzenlemek istiyorsak buraya ilk olarak yapacağınız şey direction light yazmak. Yani şöyle yukarıdan ben yazıyorum. Oradan size güzelce göstermeye çalışacağım. Bakın direction, hatta kendisi çıktı. Bakın direct yazdığımda direct çıktı. Seçenek şu, direction light seçeneği. Bunun üstüne tıkladığınızda şu aşağıda düzenleyebileceğimiz ayarlar çıkıyor. Arkadaşlar ilk ayarımız bizim burada intense ayarımız. Yani intense'i burada modda ne kadar ışık olsun, ne kadar karanlık olsun. Bunu ileri geri seçeneklerine yaptığımızda, yani burada 2 ayarındaydı. Ben bunu 20 yaparsam modumuz en ışıklı hale gelir. Bunu tabii ki böyle çekip 1'e 0'a getirirsem modumuz en karanlık hale gelir. İlk olarak bunu yapıyoruz arkadaşlar. Size önereceğim sayı 2 veya 2.5 arasında bunu yapabilirsiniz. Kimi modlarda 1 bile yeterli olacaktır. Ben 2.5 yapıyorum bunu arkadaşlar. İlk ayarımızı yaptık. Diyorsun ki abi hala mod karanlık. Bakın sadece bu değil. Bunun light color'u var. Yani ışık rengini de düzenlememiz lazım. Işık renginin üzerine buradan tıkladığımızda şuradan beyazı seçip şuradaki ayarları da, sağdaki ayarları da, beyazı da en üst kademeye çektiğimizde arkadaşlar, yani şurası en alt kademede, şurası da en üst kademede olacak. Hatta modu sarı da yapabilirsiniz, kırmızı da yapabilirsiniz. Ama beyaz olduğunda tam renkleri görebilirsiniz arkadaşlar. Bu ortada beyazı, bunu en alta, bunu da en üste çektiğinizde OK butonuna tıklıyoruz. Şu an çok güzel bir şekilde ışığımızı aldık. İkinci ışık ayarına geçiyoruz arkadaşlar. Bunu da yapmanız lazım ki gölgelerini düzenlensin. Hatta oyunda böyle gölge olsun istemiyorsanız, bakın ekranda gölgeler var. Şu alt kısımda Cast Shadow diye bir seçenek var. Bunu kaldırdığınızda etraftaki gölgeleri, bakın kapatıp açıyorum, gölgeleri getirip götürebilirsiniz. Ben gölgeleri kaldıracağım arkadaşlar, daha ışıklı bir mod olması için. Ama bakıyoruz ki etrafta çok sis var ve tam istediğimiz ışığa ulaşmadık. Öncelikle sisi kaldıralım, sonra tam istediğimiz ışığı oluşturalım arkadaşlar. Sisi kaldırmak için yine üst kısımda direct yazdığımız yere fog yazıyoruz arkadaşlar. Buraya fog yazdığımız zaman da bakın şu alt kısımda exponential diye bir yazan fog var. Bu fogu seçiyorsunuz. Yani bu üstteki fog değil, alt kısımdaki fog. Tabii kimi zaman bunu denemelisiniz. Şuradaki, yani kimi zaman aynı fog seçenekleri olmayabiliyor. Bu duman farklı bir duman olabilir şu üstteki. Bizim seçeceğimiz duman şu. Burada da yapacağımız şey fog density denen. Yani şurada bakın şu ekranda 0,05 olan yeri tamamen sıfırlayacaksınız arkadaşlar. Şuradaki sis tamamen kalkar. Buraya tıklayıp buraya 0 yazıp enterladığınızda bakın etrafta hiç sis kalmadı. Şu an modumuz biraz daha açık ve biraz daha güzel bir hale geldi. Şu yine fog seçeneğinden buradaki fogun ışığını da ayarlayabiliyorsunuz. Şu an fogu kaldırdığım için bu çok önemli olmayacak ama şunu sıfırladığınızda, fog density'yi sıfırladığınızda kesinlikle etrafta hiç sis kalmayacak. Şimdi devam ediyoruz modumuzu ışıklandırmaya. İkinci ışık yerimize geçiyoruz arkadaşlar. Bu da skylight. Yani SKY light yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu yukarıda yazdığımı yazdıktan sonra burada gelen Skylight seçeneğine tıklıyorsunuz. Şimdi burada yine aynı şekilde ışıklarımızı ayarlamamız gerekiyor. Yine bunda Intensity yerine geliyorsunuz arkadaşlar. Burada bunu da yani 2-2.5 bandında yapabilirsiniz. Ben bunu 2 yapıyorum. Enter'lıyorum. Şu an iç ışıklarımızı düzenledik. Light Color seçeneğine gelip bunu da yine aynı şekilde şuradaki beyaza tıklayıp yine en yukarı ve en aşağı soldakini çekip OK diyorsunuz. Şu an bayağı bir aslında modumuz ışıklı. Tam olarak tabii bunu göremiyorsunuz ama yapacağımız şey gökyüzündeki karanlığı ortadan kaldırmak. Hemen bunu yapacağız arkadaşlar. Bunun bir iki tane yöntemi var. Şimdi ilk olarak şurada non olan seçenek aktif olması için şuradaki SLS Capture'u, SLS Specific olan, yani alt kısımdakiyi tıklayın ve non olan seçeneği de şuradaki ışıklı HDR'ların birine getirin. Etraftaki ışıklar daha da aydınlık hale gelecektir. Son olarak gökyüzünü düzenlememiz lazım. Gökyüzüne de geliyorsunuz arkadaşlar, mouse'u buradaki ekrana getirip yukarıdaki gökyüzüne tıklıyorsunuz.
Tabii şurayı kapatmanız lazım. Şuradaki ekranda search kısmında hiçbir şey yazılı olmamalı ve gökyüzüne tıkladığınızda mouse'un sol tıkıyla size BP Sky SPHRX diye bir yer. Yani bu hemen hemen hepsinde aynıdır. Yani şu seçenek aktif olması lazım. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar ve gelip gökyüzümüzü düzenlememiz lazım. Gördüğünüz gibi burada yıldızlar var. Bu yıldızları kaldırmak için Stars Bright denen seçeneği, ya çok aktif ederseniz çok fazla yıldız olur. Tamamen kapatırsanız da bu seçeneği, yani eksi derece ya da sıfır yaparsanız gökyüzündeki yıldızları tamamen kaldırmış oluruz arkadaşlar. Bunun dışında bulut ekleme, bu bulut kaldırma yöntemimiz var. Bulutları arkadaşlar şuradaki Cloud Opacity'den bulutlarımızı artırabiliyoruz. Bakın her taraf bulut doldu. Bunu aşağı doğru çektiğimizde, yani buradaki Cloud Opacity'yi artırıp azalttığımızda bulutlarımız azalır ve artar. Bulutlarımızın dönüş hızlarında yine Cloud Speed'den artırırsanız çok hızlı dönerler. Azaltırsanız da arkadaşlar bulutlar ağır ağır hareket etmeye başlarlar. Bunun yazında şu an yapmamız gereken tek şey şu bulutları biraz azaltalım. Bir saniye. Şöyle biraz azaltalım. Şimdi gökyüzümüz simsiyah değil mi? Bu gökyüzünü düzeltmek için yapmamız gereken şurada Directional Light ne yazıyor? Bunun devamını tam okuyamıyorum. Aynen. Directional Light aktörü None'dan Directional Light'ı seçeceksiniz. Bunu seçtiğinizde gökyüzümüz artık masmavi bir gökyüzü olur. Bunları yaptıktan sonra Save butonuna tıkladığınızda inanılmaz güzel bir şekilde modumuz karşımıza gelecektir. Şimdi modumuza şöyle bir play deyip başlayalım. Evet, kendimi de alt kısma yerleştirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modumuz inanılmaz bir şekilde ışıklandı. Hani modun ışıklarını düzenlemek isteyen arkadaşlar bu şekilde modumuzu düzenleyebilir. Bıyıklı nerede? Bıyıklı! Kanka! Dostum modu mükemmel şekilde değiştiriyorum. Neredesin? Bir el at sen de. Yardım et. Nerede lan bu? Bıkıcım! Oğlum nerede lan bu? Terbiyesiz! Burada mı? Bıyıklı! Bu arada güzelmiş arkadaşlar. Modu oyna diyenler yorumlara yazsınlar böyle. Karanlık, gündüz her şekilde bunu ayarlayıp oynayabilirdi. Bıyıklıyı bulamadım ben ya. Oğlum bu adam nerede? Işınlandı mı? Yukarıdan ses mi geldi? Yukarıda mı bu adam? Bu ne oğlum? Adam hiçbir yerde yok. Bilgicim. Allah Allah, bit nerede ya? Tövbe estağfurullah. Mod çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim modu da. Bıyıklıyı bulamadım ya. Bir el atacaktım bıyıklıya. Nerede ki bu? Ha dur. Klasik bıyıklı çağırma yöntemimiz. Şuradan bir materyali alıp alamıyorum. Camı kırın diyecektim. Dur. Hah. Abi hiçbir materyal alınmıyor. Şöyle bir cam kırarsak bıyıklı gelir. Camlar da kırılmıyor mübarek. Bıyıklının sesi geliyor ama nerede lan? Yukarıda mı? Ha burada. Kanka gel gel. Evet, bıyıklıyı buldum. Gel kankacım, gel canım benim. Bu arada bıyıklının bakın gövdesinde bir tane anahtar var. Şimdi geldik işin ince detaylarına. Yani biz ne yaptık? Şu an ışıklarımızı güzelleştirdik ve modumuz çok güzel bir şekilde gündüz modu haline geldi. Gelin şimdi devam edelim. Bıyıklıyı ne hallere sokabiliriz? Ondan sonra modla ilgili farklı değişiklikler yapabiliriz. Hemen onlarla devam edelim. Evet arkadaşlar, ModKit programına geldik. Şimdi bundan sonra modla ilgili yapacağımız diğer ayarlar. Mesela bıyıklıyı değiştirme, bıyıklıyı farklı karakterlere çevirmek için arkadaşlar öncelikle bıyıklıyı bulmanız lazım. Yani modda bıyıklının, bakın şurada modda geziyoruz. Bıyıklının nerede olduğunu önce bulmamız lazım. Şöyle geliyorum, bakın bıyıklı burada. Bu kenarda duruyor. Yapacağımız şey şu, bıyıklının üzerine bir kere tıkladığımızda bıyıklıyı seçmiş oluruz. Şu sağ kısımda arkadaşlar, alt kısımda şöyle şurayı yukarı doğru çekeyim biraz, bir saniye. Şöyle açalım. Evet, bıyıklının arkadaşlar bunlar özellikleri. Yani içerindeki bıyıklının ayarlarına girebileceğimiz karakterin özellikleri buraya aşağı düzenlenmiş. Buradan sesini bile değiştirebilirsiniz. Öncelikle bıyıklının şu BB Neighbor olan kısmını seçeceksiniz. Ve buradan bıyıklının mesela tipini değiştirmek istiyorsunuz. Çok basit. Şuradan tıklarsınız arkadaşlar, bıyıklıyı başka bir karakter hemen yapabilirsiniz. Bunun dışında neler varmış? Şu an ModKit programını yeni kurduğum için çok fazla bıyıklı çeşidi burada yok. Ama tabii değişik değişik bıyıklı seçenekleri buradan tıklayıp yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada Skeleton Mesh kısmında, yani burada BB Neighbor'u tıklayıp şu alt kısmında Skeleton Mesh kısmında bıyıklıyı her şey yapabilirsiniz burada. Örnek bıyıklıyı ne yapalım? Kola şişesi. Bıyıklımız kola şişesi olsun arkadaşlar. Kola şişesi bile sizi kovalayabilir. Kola şişesi yaptım şu an bıyıklıyı. Kaydediyorum. Ve modumuzu açıyorum. Şimdi arkadaşlar gidelim bakalım bıyıklımız kola şişesi oldu mu? Yani bıyıklıyı o kadar fazla çeşit şey yapabilirsiniz ki. Bıyıklı burada bir... Aa, bakın kola şişesi şu an bıyıklı geliyor. Gel bıyıklı kanka.
Oğlum kola şişesine benziyorsun. Bakın arkadaşlar görebiliyorsanız şurada kola şişesi olarak bir ikli karşımızda sizi yakalayabilir. Bu arada altında anahtar var. Kanka. Hayatımda ilk kez beni kola şişesi yakaladı. Bıyıklıyı değiştirelim, başka bir şey yapalım. Örneğin arkadaşlar şimdi kola şişesi yapmak istemiyorum. Yine bıyıklığın yani kola şişesine tıklıyoruz. Buradan sağ kısımdan ne seçebiliriz mesela buradan? Bakalım neler var. Aykırı bir şey olsun böyle. Mesela arkadaşlar burada karga var. Crow olarak geçiyor arkadaşlar. Bıyıklıyı karga yapabilirsiniz mesela. Karga yaptınız ve karga size çok mu küçük geliyor? Karganın boyunu büyütebiliriz. Kargayı seçtikten sonra arkadaşlar yukarı doğru geçtiğinizde burada transform seçeneğinin altında scale diye bir buton var. Burada 1 olarak bakın seçili bunlar. Bunları mesela artırabiliriz. Hepsini 2 yaparsanız biraz daha orantılı olarak büyür ve kargamız daha büyük olur. Şu an yerin altına geçti karga, bir dakika. Karga yerin dibine battı. Abi yerin dibine niye batıyorsun? Bunu yukarı çıkarmamız lazım. Şöyle. Bunu da arkadaşlar bakın nasıl yukarı çıkarıyoruz. Şurada bir saniye. Kargaya tıkladığınızda arkadaşlar mesela başka bir yere tıkladığımda orayı seçer ve karganın üzerine tıkladığımda kargayı seçer. Burada şöyle üçlü bir ok seçeneği var. Bunu yukarı aşağı çektiğinizde karga yukarı aşağı gider. Şimdi bu kargayı mesela döndürmek istiyorsunuz. Orada şu yukarıda küçük bir döndürme butonumuz var. Bununla beraber kargayı sağa sola döndürebilirsiniz arkadaşlar. Şu an eski halinde kalsın bu. Şöyle kalsın. Save yapalım. Artık bıyıklımız karga oldu. Kanatlarını şimdi normalde çok geniş olduğu için bu büyük ihtimal kapılardan geçemeyecektir. Şöyle şu sol kısımdaki seçenek bunu daraltacaktır. Orantısız olacak ama yine daraltalım şöyle. Kargayı 1 yapalım şurayı. Şimdi kapılardan geçebilir. Biraz boyunu yükseltelim. Şu son kısmı 5 yapalım abi. Karga nereye gittin abi? Karga büyüdü ama tipi kaydı. Dur. Bu kargayı biraz kendine getirmemiz lazım. Şöyle kargayı bir yukarı doğru alalım. Abi gelmiyor ki. Evet. Kargayı şu an yukarı aldım. İnşallah güzel olur. Şöyle bir save yapalım. Bozmuş da olabiliriz. Bakalım karga bizi kovalayacak mı? Bakalım kargamız neler yapacak? Çok merak ediyorum. Yapabildik mi? Burada mı karga? Evet arkadaşlar karga orada ama bozduk, bir ayarını bozduk. Nereye gitti lan? Oğlum. Nerede o? Yanlış bir şey yaptık. O iyice bozduğumuz için ayarda bir kayboldu. Bir yeri de takıldı, kıpırdayamıyor. Bir şey oldu. Karga yok oldu. Burada mı? Çok yakında aslında şu an ama. Neyse bir bug'a falan soktuk. Kargayı yok ettik arkadaşlar. Evet böyle hatalar da yapabilirsiniz. Çok fazla uğraştığınızda iyice de bozulabiliyor. Neyse. Karga hani her türlü şekle sokabiliyorsunuz bıyıklıyı. Şimdi devam edelim ve diğer ayarlara bakalım. Şimdi bunun dışında size neler gösterebilirim? Hemen şunu bir bıyıklıya geri döndürelim arkadaşlar. Bu karakteri tekrar bıyıklı yapalım. Evet bıyıklımızı düzenledik. Şöyle tavana kadar gitti kendisi. Biraz aşağı çekmemiz lazım. Evet şöyle yerine yerleştirelim bıyıklıyı. Şöyle tamam, ayakları da düzgün oldu. Kaydettik. Şimdi mesela arkadaşlar bıyıklıyı dev gibi veya küçücük yapmak isterseniz bu da çok basit. Mesela şu an bıyıklı çok büyük. Bunu yine şuradan işte 0,1 seçeneğini kullanarak bakın. Şurada bayağı bir küçülteceksiniz. Şu an bıyıklı abi çok küçük oldu, bir saniye. 0,5 desek biraz küçük oldu. 0,2'yi deneyelim. Şimdi bıyıklımız bayağı bir küçük oldu şu an. Kaydedelim bakalım bıyıklı minicik olacak mı? Evet play dedim ve şu an geldik, bakalım bıyıklı minicik halde geziyor olacak mı? Çok küçük yaptım onu. Bakın arkadaşlar bıyıklı bit kadar. Yani kapı ona dev gibi geliyor. Şöyle kapıyı açalım. Gitmek istiyor, bari gitsin. Baba beni gördü. Şimdi füze gibi gelir o bak. Bıyıklı gel, dışarıdayım kanka. Ama çok küçük oldu lan. Bit bıyıklı. Nereye gitti? Bir yerlerden geçemiyor ama. Lan dur, orada değilim oğlum. Gel, dışarıdayım işte. Niye orada takıldın ki sen? Kanka buradayım, niye oraya takıldın? Arkadaşlar bıyıklı bildiğin noktacık kadar. Oğlum Allah cezanı vermesin. Bitmiş ama yakaladı yani. Yakalamadı da değil. Terbiyesiz, niye öyle yapıyorsun? Gitti, bir yere gitti. Şu an gidiyor bir yerlere ama. Adamı göremiyorum ki, çok küçük. Bu da değil, dur. Beni gördü, nereden gördü? Oğlum. Arkadaşlar o kadar küçük yaptım ki göremediğim için her yerden beni yakalayabiliyor. Mesela bıyıklıyı da böyle çok küçük veya şu an dev yapalım mı? Evet bıyıklımıza tıklıyoruz. Şuraları 10 yapalım abi.
bıyıklı bildiğin şu an devasa bir varlık olmuş olması lazım. Bunu tabii böyle dışarı çıkarmamız lazım artık. Burada duramaz bıyıklı. Şöyle ekrandan uzaklaşıyoruz ve bunu şey, evin dışına almamız lazım ki bıyıklı bir işe yarasın. Yoksa bir işe yaramıyor. Şöyle ayakları tam yere değecek şekilde bırakmamız gerekiyor. Tamam arkadaşlar, şu an bıyıklı ev kadar falan olmalı. Bir deneyelim bakalım ne oldu. Her yaptığınız ayardan sonra save yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, şu an bıyıklıyı kocaman yaptım arkadaşlar. Şunun boyuna bakın ya. Bıyıklı bildiğin dev üstü bir varlık oldu ama şu an tabii ki ayarlarını çok bozduğumuz için evi unuttu ve dışarıda gezmeye çalışıyor. Bıyıklı nereye gidiyorsun kanka? Beni görmüyor musun? Şuna bak abi, patiği kadarım lan. Oğlum çok büyüdün sen de be. Abi evden bile büyük oldu. Yani mod kitle beraber inanılmaz sınırsız şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani eğlence adına bıyıklıya her şeyi yapabilirsiniz deyip diğer ayarlara geçiyorum. Evet, bıyıklıyı eski haline çevirdik arkadaşlar. Şimdi bana yine çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi de şuydu arkadaşlar. Bunu abi bilgisayarım açmıyor. Grafik ayarlarını nasıl düşük seviyeye çeviririm? Çok kolay. Mesela mod kit programında arkadaşlar şuradaki oka tıklayıp standalone game ekranına gireceksiniz önce. Şimdi bunu standart olarak oyun şeklinde bize açmaya çalışacak. Bakın normal ekran geldi ve normal ekran olarak açıyor. Bakın arkadaşlar, bize normal oyun olarak bunu açtı. Şu an burada ekran ayarlarına girebilirsiniz. Ekranda bunu standalone game olarak açtığınızda veya normal Hero Neighbor'da açtığınızda bunu yapabilirsiniz. ESC butonuna tıkladığınızda arkadaşlar buradan ayarlar sekmesine gelin ve buradan yine grafikler sekmesini açın. Arkadaşlar ben bunu ultra ayarlarda oynuyorum çünkü bilgisayarım çok rahatlıkla bunu ultra ayarlarda kaldırabiliyor. Bunu düşürmek istiyorsanız, yani çok kötü olmasın ama ben bunu rahatlıkla oynayabileyim istiyorsanız, bakın şu kenar yumuşatma kalabilir. Bunun dışında şu son işlem, gölgeler, doku, sıkılık ve efektler seçeneğini en düşük seviyeye çevirdikten sonra arkadaşlar bu ekrandan çıkıp modunuza devam ettiğinizde arkadaşlar modunuzun belki biraz görüntü kalitesi düşecektir ama modu hiç takılmadan çok rahat bir şekilde oynayabilir hale geleceksiniz. Şu an modda çok rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Bıyıklı kanka, ne yapıyorsun? Bu niye hiç görmedi beni? Dostum buradayım, gelsene. Bıyıklı niyeyse böyle bir pencerede takıldı kaldı. Beni arıyor. Bu arada arkadaşlar bu modu oynamamı isteyen arkadaşlar yorumlara yazsın, bu nasıl modla her taraf şey dolu. Evet, bu şekilde de ayarlarını değiştirip oyunu en basit hale, yani grafik kalitesini en düşük hale getirip açabilirsiniz. Bunun dışında neler yapabiliriz başka? Şimdi şöyle bir mod kit programına bakıyorum. Daha fazla size anlatabileceğim bir şeyler var mı diye düşünüyorum ama çok fazla anlatacağım bir şey kalmadı. Hani gündüz yapmanın nasıl olduğunu anlattım. Ekran ayarlarınızı nasıl düzeltirsiniz? Bıyıklıyı nasıl küçük büyük yaparsınız? Nasıl başka kişiler yapabilirsiniz bıyıklıyı? Bunları anlatmaya çalıştım. Yine bunun dışında detaylı olarak istediğiniz şeyler varsa bunları yorumlara yazın. Mesela diyelim ki işte şu evin rengini nasıl değiştiririm diye sorarsanız burada eve tıklamanız gerekiyor ve şu sağ kısımda gelen yerlerden evin üzerindeki elementin rengini değişmeniz lazım. Bu çok basit. Yani bu eve tıkladığınızda bu evin rengini değişmek isterseniz şuradaki element sıfırı işte sarı yaparsanız bu ev sarıya döner. Hepsini aynı şekilde yaparsanız arkadaşlar böyle tıklayıp şuradan, pardon, şunu mesela işte sarı yaptınız, turuncu yaptınız, bu evin rengi değişir. Kendi evimizin rengini değişmek istiyorsak yine aynı şekilde tıklayıp arkadaşlar buradan herhangi bir rengi tıkladığınızda sizin de evinizin rengi değişip o renge dönüşecektir. Bunları istediğiniz her renk yapabilirsiniz. Evi yeşil yapabilirsiniz, mavi, pembe, kırmızı, buradaki renkleri seçerek arkadaşlar evinizin tipini, rengini de değiştirebilirsiniz. Bunu tüm doğadaki her şeyi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Hello Mod Kit ile ilgili sorularınız vardı. Nasıl yaparım, nasıl ederim diye birçok soru soruyordunuz bana arkadaşlar. Bunları bu videoda size cevaplamaya çalıştım. Nasıl mod yükleriz, modun içindeki ayarları nasıl değişebiliriz ve bununla ilgili nasıl farklı şekilde ekran ayarlarımızı düzenleyebiliriz. Bunları kısaca güzel bir şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah sizler için yararlı bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşürüz diyorum. Beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Bu modda inşallah ben beğendim yani. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazın. Bu modda oynayalım arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Yine bununla ilgili sorularınız olursa yorumlara yazın. Yardımcı olmaya çalışırım diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Seviliyorsunuz. Bay bay.